Dostlarım, saçlarımı düzleştirdim. Şöyle güzelce kuruttum. Güzelce düzleştirdim. Benim için yeterli ama sanki saçım biraz yamuk olmuş gibi. Buna bir bakmam lazım. Şöyle bakayım. Yani eşit gibi de yamuk gibi de. Neyse, önemli değil. Burada olabilir. Şimdi bir makyaj yapacağız. Saçımı şöyle önüne de hafif bir bombe gibi bir şey verdim. Şöyle kıvırarak düzleştirdim. Ondan sonra ve makyajıma başlıyorum. Aynamı da bir ayarlayayım. Aynam da beni görsün. Ondan sonra ciğime hemen makyajımıza başlayalım. Her zamanki gibi concealer sürüyorum. Ben çok fazla böyle şey aşırı bir makyaj yapmayı sevmiyorum. Eskiden böyle fondötenler bir şeyler böyle sürer sürer dururdum ama artık sürmüyorum. Yani hala gerçi sürmek isterim ama ne yazık ki şeyden dolayı maske takmaktan dolayı yani sürdüğüm fondötenin hayrı gelmediği için bu yüzden sürmüyorum. Şimdi şunu önce bir alnımı dağıtayım ki alnıma düşen saçlar şey olmasın. Concealer olmasın. Ondan sonra göz altımı şöyle çenemi, alnımı her yeri güzelce yayıyorum. Zaten biraz fazla sürdüm demek. Bayağı fondötenvari bir şey oldu. Bütün yüzüme yaydım. Bu arada beni şey davet etti. Mehmet aradı. Malum şahıs, yakışıklı, dünyalar tatlısı beyefendi, erkek bayı. Şey yapar mısın dedi. Bizim organizasyonumuza gelir misin dedi. Ondan sonra ben de dedim ki seni görecek miyim dedim. Protokol falan olacak dedi. Hani görüşürüz ama dedi öyle çok şey yapamayız, çok görüşemeyiz dedi. Çok fazla yanında duramam yani dedi. Ben de dedim ki o zaman gelmem. O da dedi ki tamam o zaman şu şeyler bitsin, organizasyonlar bitsin. Ondan sonra dedi şey yaparız. Ne derler ona? Senle baş başa vakit geçiririz dedi. Ben dedim ki o zaman tamam. Gözümün üstüne de şey yapıyorum ki hafif böyle bir far bazı olsun diye. Ve ondan sonra yüzümü bir sabitleyeceğim. Sephora'nın şu sabitleme pudrası. Bu transparan pudra olarak geçiyordu galiba. Smoothing and Brightening Powder'mış. Bunu şöyle alıyorum fırçama. Gözüme soktu. Ya bir insan ancak bu kadar gerizekalı olabilir. Ay, gerçekten çok salak bir insanım ya. Resmen gözüme soktum aleti ya. Aa. Makyajımı akıtma da sakın gebertirim. Evet, bununla da sabitledik. Hatta bir şey söyleyeceğim bir dakika. Şu gözümün üstüne de bir sabitleyeyim. Arkadaşlar, hazır yeri gelmişken. Çünkü far süreceğim ve şey olsun istemiyorum. Ne derler ona? Katlanma çizgisine dolsun istemiyorum. Şimdi ne yapalım? Bir allık sürelim. Allık olarak da MAC'in Peaches allığını süreceğim. Çok güzel bir allık. Bu arada oje sürdüm ama tek kat pastelin 54 numarasını sürdüm. Şöyle hafif bir ışıltı şey versin diye. Şununla şöyle yukarıya yukarıya. Şöyle bir C şekli. Ondan sonra bir de bu tarafa. Bunu bir üflemeyin muhabbeti vardı. Neydi hatırlamıyorum ama üflüyorum. Benim suratım benim kararım. Kimse karışamaz diye. internetten bir iki tane video izledim. O videolarda şey diyordum. Maske makyajı gibi hani bir şeyler baktım. Onlar da diyordu ki hem transparan pudrayla daha doğrusu pudrayla sabitlemek hem de sabitleyici sprey yani fix plus'lar falan var ya öyle bir şey kullanmak lazım diyordu.
Sizlerin de aklında olsun, bulunsun dostlarım. Far süreceğim bir miktar. Şeyin, Wet n Wild'ın 667A Air altındaki yazı silinmiş. Bakayım. Arkasına da yazmıyor. Şu far paleti şöyle yanarlı dönerli. İsmini soran olursa aşağıya yazarım. Rengi de şu şekilde. Hala var mı yok mu hiçbir şekilde bilmiyorum. Ben zaten çok iyi far sürmeyi de bilmiyorum. Bizim Semruş çok güzel far sürer. Anne olan arkadaşım var ya, artık o bir anne. Semra çok güzel far sürer ve çok güzel eyeliner çeker. Bir de onun gözleri böyle şeydir, böyle yukarı doğru. Çok güzel, böyle büyük gözlüdür falan. Çok beğenirim ben Semra'nın gözlerini. Gerçi ben Semra'yı genel olarak çok beğenirim. Çünkü canım arkadaşım. Ondan sonra ama ben çok beceremiyorum ne yazık ki. Ondan sonra şurada bir yanar döner renk var. Şunu alalım. Şöyle şu katlanma çizgisi denen yere foşuk foşuk sürelim. Sürdük. Ondan sonra şurada bir tane şey, açık bir renk var. Onu da şöyle ortaya sürelim. İşte böyle. Kafamıza göre bir makyaj çıkartmışızdır. Ondan sonra cığıma, sonra şu fırçayı şöyle bir temizliyorum. Parmağımda fazlalıklarını falan atıyorum. Şöyle bakayım. Elimin üstünü hiçbir şekilde boyamıyor ve burayı şöyle bir karıştırıyorum. Bitiş ve başlangıç çizgisi olsun istemiyorum. Gözün şu kısmına, tam şu üst kısmına koyu renk sürerseniz gözün küçüldüğü, açık renk sürerseniz de gözün büyüdüğünü öğrendim. Ondan sonra başka da göz makyajıyla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Bir de buğulu göz makyajını güzelce karıştırmak falan çok aşırı önemliymiş. Yani bu kadar. Göz makyajında bir felaketim. Şey süreceğim, rimel süreceğim. Her zamanki gibi bunu kullanıyorum. Bu benim en sevdiğim rimelim. Kendisiyle çok Mesut Bahtiyar ve hatta Haydar'ım arkadaşlar. Bu yüzden bunu sürmeyi seviyorum. Baksanıza, yani ikisinin arasındaki fark mükemmel. Bakayım, yandan da görünüyordur inşallah ama yani ben aynada gayet güzel şey görüyorum ve ben böyle deli gibi sürmüyorum da, hani alelade bir sürmek yani. Ayna hani bana çok yakın değil. Tamamen orada hangi kirpiği tuttuğunu falan filan hiçbir şey görmemiş halim. Görmüyor halim yani bu. Bu yüzden şöyle. Burada biz daha şık bir yerde yemek yeseydik benim üstüm daha mantıklı olabilirdi. Ama olsun. Şimdi şu benim dudağıma sürekli kullandığım ürünüm yanımda mı acaba? Dünkü çantamın içerisine bir bakayım. Evet, buradaymış. Yani bu benim böyle bir tek bir tane ürünüm olsa o da bu olabilir. O kadar çok seviyorum. Kiko'nun Colored Balm Blackberry 06 Blackberry rengi. Şuradan ne kadar görünüyor bilemeyeceğim ama şu şekilde. Çok seviyorum yani, gerçekten çok güzel bir ürün. Şimdi bunu altına, dudağımın kendi rengiymişçesine sürüyorum. Ve üzerine Sephora 15 Paradise Pink isimlere bakın. İsimle şu Pembikto şeyini süreceğim. Bakayım. Mirkelam'ın bir şarkısı vardı. Yağmurda yürüyelim mi? Hayatı bölüşelim mi? Neyne neyne neyne. Neyne neyne neyne.
öpüşelim falan diye bir şarkı sardı. Bir anda şarkı geldi dakika. Kendime bir şey böyle öpücük bir alt dudak ayıracağım kendime. Çok güzel oldum. Ben böyle düğüne de giderim. Şimdi bu elbisenin kemeri tokadı. Öyle değil, bir dakika. Bir şey içmedim bu arada, asla sarhoş değilim. Sadece su içiyorum sabahtan beri. Bir dakika söyleyeceğim. Bu elbisenin kemerinin tokası incili olduğu için incili bir şeyler taktım. Aynı zamanda da böyle gümüş tokasının böyle şey yeri gümüş olduğu için de gümüş takmaya özen gösterdim. İşte gümüş renk bir saat, gümüş şeyler, yüzükler taktım ve şöyle bir inci küpe taktım. Ondan sonra bileğime de bir tane şey incili bir şey taktım ama o birazcık böyle hafiften gold ama çok göze batmaz. Gerçi artık insanlar zaten bütün renkleri, her şeyi böyle yan yana peş peşe takıyorlar. Ama ben hala birazcık takıntılıyım böyle şeylerde. Bir de sabitleme spreyi sıktık mı? Mükemmel. Cansucuğum, sen bu işi biliyorsun ablacığım. Cansu ablacığım. Ha. Sabitleme spreyi de sıkınca hafif sanki böyle bir cake gibi görüntü oldu. O da gitmiş olur. Bu arada güneş kremi altına sürdüğüm için, güneş kremi de böyle yapış yapış bir şey olduğu için makyajı çok güzel tutuyor. Bu da aklınızda olsun. Tam 12 dakikadır konuşuyorum arkadaşlar. Artık yolda sizlerle son bir kapanış konuşması yaparım. Kameramı sabitleyemedim ha dostlar. Şimdi oldu birazcık ama böyle hafif oynatırsam, birazcık yamuk duruyor farkındayım ama hafif oynatırsam böyle komple aşağıya düşecek gibi. O yüzden böyle kalacaksınız, yapacak bir şey yok. Şimdi evden çıktım, Zorlu'ya doğru gidiyorum. Zorlu'da yemek yiyecekmişiz. Zorlu'ya karar verilmiş. Zorlu'da Lavina'da yemek yiyeceğiz. Ondan sonracığıma şimdi beni bu dostluklar sağ tarafa doğru alır mı acaba? Sen sola giderken ben de şuradan sağa geçeyim. Acayip bir trafik var. Allah'tan ki 6.30-7 gibi görüşeceğimiz için saat daha 6'ya 5 var. Bu yüzden kafam rahat, bu yüzden gönlüm rahat. Bakalım. Daha erken gitmeliydim aslında ben. Çoktan bu tarafa geçmiş olmalıydım ama ne yazık ki birazcık geç kaldım. İşte telefonla falan konuştum, ettim, tuttum. Telefonla konuşurken de eziyet oluyor. Ne derler ona? Araba eziyet oluyor çünkü Bluetooth arabaya bağlı. Bluetooth'tan çıkarsam konuşamam. Kulaklıkla konuşamam. Aynı zamanda hani telefonda elimde tutarak da konuşamam falan diye maalesef böyle bir durum var. Yan arabadaki abi bana bakıyor. Şu an çok utanıyorum. Neyse, yapacak bir şey yok. Yol asla ilerlemiyor. Bakın, asla ilerlemiyor. Yani böyle herhangi bir çirkeflikle, çingenelikle falan sağa sola geçecek de değilim. Geçebilecek gibi falan değilim yani. Ama rotaya baktım. En kısa rota bu İtiler yoluna girerek gidilen rota. Bu yüzden maalesef böyle bir şey var. Ben de şuradan. Ne yapıyorsunuz, laflıyor musunuz? Motosikletle arabadakiyle laflıyor. Şurada da gülcüler, karanfilciler, bir şeyler var. Tin 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 gidiyoruz işte, bakalım ne yapalım. Bir sağ şeride daha geçersem aslında buradan geçmem biraz daha kolay olacak. Şunun arkasında araba yok. Senden sonra da ben geçeyim. Hadi bakalım. Şöyle. Çiçekçi kız, bak bana. Ya şu zorla gül satmaya çalışmaları, çiçek satmaya çalışmaları falan da bir felaket gerçekten. Yani almak istemiyorsun ama o gülü zorla sana satmaya çalışıyor. Bir de zaten gülü aldıkları para belli. Satmaya çalıştıkları para böyle fahiş fiyatlar falan böyle. Felaket yani. Ama bu zorbalığa giriyor. Mesela de öyle, hani her ne olursa olsun, evet, dilenen insanları üzülüyoruz, ediyoruz, tutuyoruz ama dilencilerin de cebinden günde 1.000 küsür lira para çıkıyor. Yani dilencinin
çalışan, asgari ücretle çalışan bir insandan ayda hani 15 kat fazla para kazanması da hani adil değil ya, hiç adil değil yani. Ve neyse, sen nasıl burada kalabildin ya? Ve işte şey, ne derler, bu adaletsizlik beni bir miktar şey yapıyor olabilir. Ben şöyle geçeyim, sen de şöyle geç. Mercedes. Hocanın arabasından bu da. Hocanın da E250 mi? E180 mi? E220 mi? Öyle bir arabası var. E kasa bir arabası var. Onun arabasının aynısından büyük ihtimalle. Onu da bir tane şeyi kullanıyor. Gerçekten bu yaşa, böyle 60 yaş üstüne bu araba çok yakışıyor. 60 yaş üstü aile bireyiniz varsa E kasa arabalı arkadaşlar. Neyse, şey söylüyordum, yani gerçekten hiç adaletli değil. Hiç adaletli değil. Düşünsenize, adam bir ay boyunca çalışıyor ve işte 3000 liraya yakın bir para alıyor ve öbürü bir günde 1000 küsür lira şey almış oluyor. Dilenerek para kazanmış oluyor. Yani dilencilik de lüks bir meslek olmuş arkadaşlar. Neyse, dilenciler için de şunu söyleyeceğim. Arabaya geliyor, camı tıklatıyor. Zaten ben seni görmüşüm, vermeyeceğim için bu tarafa dönmüşüm. Ya da hani elini uzatmışsın, ben sana hayır demişim. Ondan sonra bir de arabanın camını tıklatmak, ondan sonra bir de ışık boyunca seninle gelmesi falan beni acayip rahatsız ediyor. Yani tacize giriyormuş gibi. Taciz yani, bu da aslında bir çeşit taciz. Yani aranızda diyenler olabilir, işte onun da durumu zor falan filan, ama kusura bakmayın arkadaşlar. Benim de düşüncem bu. Bir insan zaten zor durumdaysa o insan bulunur, edilir, tutulur ya da zor durumda olduğunu şey yapar ve ondan sonra ona bir şekilde yardım edilir. Ama onun haricinde dilenen insanı günde 1-2 bin lira, ki zaten bu, bakın, 1000 küsür lira da nerede şey olmuş biliyor musunuz? Geçenlerde haberlerde çıktı, Konya'da mı ne? Adam 1000 küsür lira çıkmış cebinden ve onun günlük kazancı olduğunu söylemiş. Ondan sonra İstanbul gibi bir yerde düşünebiliyor musunuz? Yani nüfusun çok 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 fazla olduğu yerde, yani günlük 2000 lira 3000 lira geliri olan insanlar var. Bu bir sektör yani artık. Neyse, istediğiniz kadar linç edin, umurumda değil. Ay, şu karanlıktan çıkayım da videoyu sonlandıracağım. Az önce böyle bir videoyu kapatırken hoşça kalın gibi bir şey söyledim. O kısmı kesip burayı böyle ekleyerek buradan doğru devam ettireceğim. Ellerime de nemlendirici bir krem sürdüm az önce. O kadar güzel kokuyor ki. Bu böyle benim burnuma dışarıdan esse bu parfümün adı ne falan diye sorarım doğruya doğru. Şuradan bir ışık açayım. Sizler belki biraz daha iyi görürsünüz. Dalan Dolive'in doğal zeytinyağlı şu şeyi. Bunu ben aşırı derecede çocuk da ne yapıyor bu diye bakıyor. Şu çok beğendim. Gerçekten acayip güzel kokuyor. Şu ışığı kapatalım, artık yavaş yavaş aydınlığa doğru çıkıyor karanlıklar. Ve değerli dostlarım, canım arkadaşlarım, oturduğumuz yerde falan çekemem çünkü Zorlu'nun en şey mekanlarından bir tanesi Lavina. Yani benim orada video çekmem demek ne demek biliyor musunuz? Ve 1 milyon falan abonem olsa çekerim. 1 milyon abonem olsa zaten herkes beni tanıyor olur ve rahat rahat böyle foşur foşur çekerim. Ama şu anki 1600 küsur abonemle bunu çekemem arkadaşlar. Çok utanıyorum. O yüzden videoyu burada kapatacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Çekiliş bu videoda da kaldı. Çekilişi öbür videoda yapalım. Zaten ben daha diğer iki videonun çekilişinin kazananlarını göndermedim daha arkadaşlar, gönderemedim daha. Araya doğum girdi, tembellik girdi falan girdi filan girdi derken ben daha bunları gönderemedim. Onları da artık yarın öbür gün göndereceğiz. Büyük ihtimalle yarın göndereceğim. Ama ben tam olarak bilmiyorum, söz veremeyeceğim yani. Ay neyse. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.